Allah'ın yarattığı hiç çirkin bir şey yok. Bizim de hiç çirkin bir şey yapmamamız lazım. Her şeyi sizin için, sizi kendim için yarattım diyen bir yaratıcının yaratığıyız. Efendim, İstanbul'dan Ataşehir'de Mimar Sinan adı verilen yeni yapılmış bir caminin önünden hepinize muhabbetler, hürmetler. Mimar Sinan deyince akla İslam sanatı geliyor. Her şeyden önce tabirleri yerli yerine oturtmak lazımdır. İslam ile Müslüman ayırt edilmelidir. İslam bir kavramdır. Müslüman ise bir kişidir. Ayrıca İslami diye İslam'a aidiyet ifade eden kelimelerin de çok doğru kullanılmadığı, Müslümanların halinin İslam'a örnek olduğu zannı oluyor. Halbuki ne yazık ki bugünkü dünya Müslümanlarının İslam'a uygun ne kadar yaşayıp yaşamadıkları, yaşamalarının ne kadarın İslam'a uygun olup olmadığı çok ciddi bir tartışma konusu olmalıdır. Tartışma derken biz de tartışmayı hep senin dediğin doğru, benim dediğim doğru olarak algılıyoruz. Hayır. Doğruyu bulabilmek için artıları, eksikleri tartmaya tartışma denir. Dolayısıyla sen ben meselesi tartışmalarda olmaz. O da yanlış anlaşılan bir kavram. İslam Allah'ın dinidir. Burada tabii Türkçenin bu konulardaki ifade zorluğu aşikar. Allah'ın dini deyince Allah'a ait, Allah'ın da mükellef olduğu bir din olarak algılıyoruz. Çünkü din hep bir mükellefiyetler olarak algılanmış. Hayır, Allah'ın sahip olduğu din demektir. Allah'ın dini. Ve Allah'ın bu kadar yarattığı, sayısını bilemeyeceğimiz kadar mahluk içerisinde sadece Hazreti İnsan, onun yeryüzünde, arz üzerinde halifesidir. Sadece kendi esmasını, Esma-i İlahi'yi insan olana vermiştir ve yaratmak için kendi ruhundan ruh üfürerek var ettiği yegane varlık insandır. Yani eşrefi mahlukat. İşte bu üç ana ayak üzerindeki sac ayağının üzerine oturtulan namütenahi esbaptan kaynaklanır. Buradan mühim olan nokta şu. Allah'ın sahip olduğu din yalnız ve yalnız Hazreti İnsan'a aittir. Eşyanın dini olmaz. Sanatın da dini olmaz. Sandalyenin, minderin, sofra bezinin, masanın, Amerikan barın, sofanın, açılır kapanır yemek masasının, sadece sofraya ait oldu bunlar, dini olmaz. Otomobilin, ekskavatörün, trenin, uçağın, geminin Müslümanı olmaz. Çünkü her şeyi sizin için, sizi kendim için yarattım diyen bir yaratıcının yaratığıyız. Her şeyi sizin için. Yani siz benim yarattığım herhangi bir şeyi kullanırken, istifade ederken istediğiniz gibi kullanmakta serbestiyetiniz var. Ama benim rızamın olduğu yollar var, rızamın olmadığı yollar var. Efendim, ben evime televizyon sokmam. Niye? Kötü ahlaka mugayir film çalışıyor. Allah Allah.
24 saat Mekke'den ve Medine'den de yayın yapılıyor. Frekansını oraya ayarla. Onu seyret. Televizyonun dini mi olurmuş? Otomobil aldın, güle güle kullan. Meyhaneye gidersen günah, camiye gidersen sevap. Otomobilin ne günahı var? Her şey sende. Öyleyse dinin sanatı olmaz. Müslümanların sanatı olur. Efendim cami, işte cami Müslümanların sanatıdır. Hayır, değildir. Bu şekilde daraltmayalım. İbadethane, ister puthane olsun, ister kilise, ister havra, ister tanrısız bir din olan Budizmin tapınağı. Hem tanrı yok hem tapınak. O da kendi içinde bir muamma, ayrı mesele. Onlara girmeyelim. Yani bir binaya girdiğiniz zaman sizde bir mabet havası uyandırmalı. Zamanımızda modern namı altında yapılan bazı cami ismi takılan binalar bazı insanlarımızda bir sergi salonu intibağı uyandırıyor. Bir mabet hissi uyandırmıyor. Bir kilise, ben o dine inanıyorum, inanmıyorum ayrı mesele. Bir havra, keza inanıp inanmamak ayrı. Ama bir mabet havası olmalı. İşte bu mabet hiçbir İslam'ın emrettiği bir bina tarzı olmaksızın zaman içinde bütün mimarideki değişiklikler gibi o da değişmiş. Kubbe Asr-ı Saadet'ten beri yok. Kubbe sonradan çıkmış bir çatı örtüsü. Ondan önce külah var. Ermeni'de de var. Ama Orta Asya'da da var. Özbeöz Türk ve özbeöz ilk zaman Müslüman, yani ashab-ı kiram eliyle vasıtasıyla Müslüman olmuş Türklerde de külah da denilen, kümbet de denilen sivri çatı örtüsü var. Anadolu'da pek çok türbede gördüğümüz gibi en meşhur olan da Hazreti Mevlana'nın türbesi. İşte Sivri Tepeli. Kubbe de olmuş. Kubbeler de şekil şekil. İşte incir kubbe var. Mesela Hindistan o tarzda kullanmış. Armudi kubbe var. Memlükler o şekilde kullanmış. Bizim Osmanlı ve son dönem Selçuklu'da kubbe az olmakla beraber yarım küre tarzında kullanılmış. Ama minaresiyle. Peki minare Asr-ı Saadet'te var mıydı? Yoktu. Ama Mescid-i Nebi'nin kıbleye bakan istikametinin sol duvarında bir yükselti yapılmıştı. Bugün Mescid-i Nebi'de Raysül Minar, yani minarelerin başkanı denilen mevkide. Peki hatırlayalım, filmden hatırlıyoruz. Tarih kitabı okuyanımız pek yok. Mekke'nin fethinde ilk ezan Kabe ve avlusu Efendimiz Hazretlerinin mübarek eliyle putlardan temizlendikten sonra putlar bitti. Ne Kabe binasının içinde ne avluda yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emir buyurdu. Bilal, dama çık ezanı oku. Bu aynı zamanda ezanın yüksek bir yerden okunması gerektiğinin emri bir sünnetle, lafz-ı peygamberi ile emir olmuştur. Onun için hatırınızda olsun, mevzu harici olsa bile, bir yere bir ziyarete gittiniz, dimdik bir dağa çıktınız veya şehirlerde kuleler var. Şimdi bizim de Çamlıca'da yenisi yapıldı biliyorsunuz, kocaman. Efendim Ankara'da var işte kule. Onun üstüne çıktığınız zaman tabii etrafı belli edecek veya estağfurullah rahatsız edecek değil ama ezan okumak lazımdır kendi kendine. Onu hatırınızda olsun. Ezan yüksek yerde okunur. İlla namaz vakti olması şartı da yoktur malum. Hasılı minare dahi
sonradan olmuştur. Hatta Arap dilinde minare sözü daha az kullanılır. Mazene, yani ezan mahalli denir. Müezzin de ezan kökünden gelir. Ama medeniyetin, bir Müslüman toplum medeniyetinin en yüksek örneklerini veren Osmanlı'da cami mimarisi Everest'i bulmuştur. Malum zirve zorlanırsa zırva hasıl olur. Zirveyi zorlamak zırva getirir. Everest'ten daha yüksek tepe yok. İşte Osmanlı mimarisindeki camiden daha büyük cami, daha yüksek sanat eseri yok. Bu mimari. Resim yokmuş İslam'da. Tasvir yokmuş. Bakın, şunu iyi bilelim sevgili kardeşler. Küçük bir misal arz edeyim. Evde küçük bebek var, yeni ayaklanmış. İki tane de oda var. Bir tanesinde durduğu zaman gözünün önünde herhangi bir kazaya uğramasını önleyecek acil ve müdahale hemen mümkün. İçeriki odada mümkün değil. Bir de o bebeğin boyunun yetişeceği kadar yerde bir elektrik prizi var. Yavrucak oraya biliyorsunuz dünyada muzurluk bitse çocuk milleti yeniden icat eder. Yavrucak o parmağını oraya sokmaya çalışır. İlle. Orayı ya bir elektrikçi veya beceriyorsa anne baba hangisi ise ya yukarıya alacak veya üstünü bir bantlayacak, mani olacak. Hayır, böyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Odanın kapısını kilitliyoruz. Halbuki o odada bebeğin parmağını sokma ihtimali olan prizden başka birçok nimet var. O tehlikeden onu önlemek için o nimetten de mahrum bırakıyoruz. Niye? Tembelliğimizden. Ama gayemiz ne? Bebeği tehlikeden korumak. İşte İslam uleması ümmeti bir takım tehlikelerden korumak için bazı ihtiyati tedbirler almış. Doğrusunu yapması prizin yerini değiştirmekte ama kapıyı kilitlemiş. Biz o kapıyı kilitli zannediyoruz. O kapıyı kapalı zannediyoruz. Biraz büyüyenimiz olursa, lütfen dikkat buyurun, yaşlananımız değil, büyüyenimiz olursa, ha burada maksat prizin tehlikesinden çocuğu korumak. Ben bu prizin yerini değiştireyim. Ama bir yandan da herkes kapısını kapattığı için sanki muhalif bir hareket yapıyormuşum gibi zan altında da kalmayayım diye resim yerine minyatürü yapmış. Uzun lafın kısası. İklime göre şehir dizaynı, bu bugün maalesef yapılmıyor. Sadece İstanbul'un değil, bütün şehirlerimizin mimari düzeni gözümüzün önünde. Ya bomboş araziye yeni yeni binalar yapılıyor. Ya şunun arasını açın var ya. İki tane gecekondu varken 10 metreydi sokak. Şimdi 55 tane apartman var, hala 10 metre. Efendim şahsi mülkiyet, işte onun şeyi, ne şahsi mülkiyeti? Devlet arazisini kapan kapana. Sonradan bir av çıkıyor, cart oluyor, curt oluyor. Haklar yeniyor. Hasılı bu bir mantığa da aykırı, hakka da aykırı, İslam'a zaten aykırı. Eskiden Efendimiz Hazretleri'nin bir sözü var. Evlerinizi yapacağınız zaman karşılıklı olarak iki tane yüklü devenin geçebileceği genişlikte en az sokak arası bırakın buyuruyor. O günün, yani tabii devede kalmamak lazım. Devede kalan, az düşünenler diye nezaket göstermeye çalışayım. Hala deve kafasında kalırlar.
O da pek yamuk yumuk bir hayvan ama nasıl Allah ona bir sevimlilik vermiş. O da bir acayip mesele. Bu parantez içiydi. Efendimiz Hazretleri o günün en geniş nakil vasıtasını söylüyor. Bugünün en geniş vasıtası, nakil vasıtası tır. İki tır geçecek kadar yol bırakın demektir o hadis. Bakın bu da bir sanat. Peki süsleme sanatı? Efendim ne lüzumu var? Ne lüzumu var? Baldırı çıplak bedevi araba göre ne lüzumu var? Ama sen sofranda dantelli bir örtümü hoşuna gidiyor. Lalettay'ın gazete kağıdı mı? Yemek yerken göz zevkini düşünüyorsun. Peki ibadet sırasında göz zevkin yok mu? Ve uzun lafın kısası iş şuraya toplanır. Müslüman sanatında Allah-u Zülcelal'in El-Mübdi Celle Celaluhu ismi şerifinin mazharı olmalıdır. Mübdi kelimesi lügatlerde modelsiz eser yaratan gibi söylenirse de noksandır o ifade. Evet modelsiz ama başkalarına model olacak kadar güzel ve bedii. Şimdi bedii deyince anlaşılmıyor, estetik deyince anlaşılıyor. İkisi de Türkçe değil. Demek ki biz lisanımızı Türkçeleştirmek değil, Müslüman kardeşlerimizin dillerinden kurtarmak istiyoruz. Dikkatinizi çekerim. Mübdi Arapça, tamam. Estetik nece? Latin kökenli bir kelime. Ama yerine Türkçe, Türkçesini koyamamışız. Demek ki böyle bir Türkçe derdimiz yok. Yeter ki Müslümanların dili olmasın. Derdi o, dert o. Hasılı. Bediiyat. Mesela eskiden biliyorsunuz Darul Bedai var İstanbul'da. Yani sanatlar evi demek. Darul Elhan, lahinler, sesler evi. Darul Elhan konservatuvar, Darul Bedai tiyatro demek. Yani bedii olacak. İşte her yaptığımızda bediiyat aramamız lazım. Bakın inşallah otomobil fabrikaları falan kurmaya başladık. Onun çizgilerinde elbette aerodinamik hesaplanacak. Onu teknik adamlar yapacak. Ama bir estetikçi, bir mübdi ismi celilinden hissedar olmuş zat da ona bediiyat katacak. Tabiattaki renklere bakın. Morla yeşil tabiatta hayran bırakır insanı. Hiçbir, ben biraz tekstilcilik de yaptım, bilirim. Hiçbir mor veya eflatunla yeşili tabiattaki mor ve yeşil kadar birbirine uyduramazsınız. Bu da haddini bilmek öğretir insana. Haddimizi de bileceğiz. Ama biz madem ki yeryüzünde Allah'ın halifesiyiz, Allah'ın yarattığı hiç çirkin bir şey yok. Bizim de hiç çirkin bir şey yapmamamız lazım. Birbirimize karşı olan münasebetlerimizden tutalım da kurumlara karşı olan davranışlarımıza kadar hiç çirkin davranmamamız lazım. Çirkin bir şey ortaya koymamamız lazım. Ama öyle mi oluyor? Olmuyor. Neden? Kimse kusura bakmasın. Yeterince Müslüman olmadığımızdan. Dinimizi işte böyle bir mübarek binanın duvarı arasına, zaman olarak Ramazan-ı Şerif'e veya bazı mübarek gecelere, evde de seccade üstüne sıkıştırdığımızdan oluyor. Öyle olmasa böyle olmazdık. Ama bugünkü istenilmeyen, beğenilmeyen neticenin sebebi mensup olduğumuz dini mübini İslam değil, bizim noksan Müslümanlığımızdır. Allah ikmal eyleye. Allah'a emanet olun.